Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 2023 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 2023 yılını sizin için kısaca özetlersem, bu yıl bilginiz, aklınız, ufkunuz gelişiyor. Hayata daha geniş pencereden bakıyorsunuz, yeni şeyler öğreniyorsunuz. Sizi geliştirecek, vizyonlarınızı büyütecek yeni kişiler de karşınıza çıkabilir, seyahatler yapabilirsiniz. Ve özellikle kendinizi hayatınızda daha sağlam yapılar kurmak, kariyerinizi oluşturmak için de yılın ikinci yarısından itibaren biraz daha özgüvenle, cesaretle adımlar atabilirsiniz. Geçtiğimiz yıldan bu yana boğa akrep aksında olan tutulmalar zaten sevgili aslanlar kariyerinizde önemli bir yapı kurmaya çalıştı. Bu yılda devam ediyor bunlar. Boğa akrep tutulmalarımız devam edecek. Ama bununla beraber burç değişimlerimiz de var ve ay düğümlerinin de artık koç teraziye geçmesiyle beraber yılın ikinci yarısından itibaren koç terazi tutulmalarımız da devreye girecek. Zaten yıla Jüpiter'in koç burcundaki etkisiyle başlıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs'la Ekim arasındaki dönemde de Jüpiter koç burcuna geçmişti. O dönemde de bazı hayatınızda yenilikler olmuş olabilir. İşte yeni bir okula başlamak, bir eğitime başlamak, yeni ilgi alanları, hayata bakışınızda bir değişim, inançlarınızda bazı özellikle manevi anlamda gelişmeler. Hani bunlar başlamış olabilir. Bu yıl daha hızlandığını görebiliriz bunların. Yani o dönemde başlamış etkilerin artık biraz daha hayatınıza büyüme imkanları getirdiğini görebiliriz. Mesela en basitinden çok gezebileceğiniz bir yıl 2023. Özellikle yılın ilk 6 ayında güzel seyahat fırsatlarınız çıkabilir sevgili aslanlar. 2022'de planlarını yaptığınız ama hayata geçiremediyseniz ya da hani kısa başlangıçlar yapmış olabilirsiniz ama bu yıl seyahatler için uygun bir zaman. Özellikle Mart ayı, işte Venüs'ün de Koç burcuna geçmesi, Jüpiter'le birleşmesi güzel bir seyahat, bir tatil, yolculuk getirebilir. Bunu yurt dışı, farklı ülkeler, yabancı kültürler, uzaklarla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani çok kısa mesafeli yolculuklar değil, daha uzun yolculuklar için çok güzel bir yıl 2023. Hiç görmediğiniz yerlere gitmeniz, uzun yolculuklar yapmanız, özellikle başka kültürleri tanımanız, başka ülkelere gitmeniz. İşte şu ana kadar belki hani yurt dışı ile ilginiz var, yurt dışında yaşıyorsunuz. Hani burada bir oturum izni alma gibi bir sorununuz olabilir. Bununla ilgili yasal süreçleriniz olabilir ya da vize almak ve benzeri konularınız olabilir. Yani bunlarla da ilgili şanslı bir yıl. Mart ayı burada fırsatlar çıkarıyor. Yine Nisan ayı önemli fırsatlar çıkarıyor. Nisan ayında 20 Nisan'daki Koç burcundaki güneş tutulması Jüpiter etkili de olacağı için bir hızlanma getirebilir burada. Yurt dışı ve uluslararası konularla ilgili. Bununla birlikte genç aslanlar bu yıl akademik anlamda şanslılar. Üniversite eğitiminde daha şanslılar. İstedikleri bölümü kazanabilirler. Burada güzel fırsatlar çıkabilir ve yurt dışı eğitim konusunda da şanslılar. Belki master yapmak, yurt dışında okumak gibi konular, Erasmus ve benzeri gibi hani bu tarz tesirler de yine Aslan burcu öğrencilerimizi destekliyor. Daha olgun bir aslansanız belki yarım bıraktığınız, yapmak istediğiniz bir eğitimi tamamlama fırsatları olabilir. Evet, akademik çalışmalar olabileceği gibi bir işte kişisel eğitime katılabilirsiniz, bir seminere katılabilirsiniz, bir sertifika programına katılabilirsiniz. Hani bunun gibi konularda kültürel anlamda, eğitim anlamında kendinizi geliştirebileceğiniz, yabancı bilgilerle, kültürlerle karşılaşabileceğiniz güzel bir yıl. 2023 yılı bunu değerlendirebilirsiniz. 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. 16 Mayıs'tan itibaren biraz daha artık sağlam, size güven veren, daha hani kariyer gibi, iş gibi, sorumluluk alanları gibi bu alanlarda Jüpiter destekleri var. Mezun olan koçlar, pardon, mezun olan aslanlar işe girebilir örneğin. İşte mesleki anlamda bir eğitim aldınız diyelim, yılın ilk yarısında bunu, bir sertifikanızı aldınız, artık işte Mayıs'tan itibaren bir işle ilgili bir girişim yapmak için bunu değerlendirebilirsiniz. Bazı hukuksal sorunlarınız vardı örneğin, hani bunları yine Jüpiter desteğiyle Nisan-Mayıs döneminde halledebilirsiniz. Hukuksal anlamda
mahkemeler, davalar ve benzeri sorunlarınız varsa bunların çözümlenmesi, işle bağlantılı olabilir bunlar ya da yurt dışı bağlantılı işleriniz, ticari konularınız var. Bunlarla ilgili bazı yapılar oluşturuyorsunuz. İnternet üzerinde yapılabilecek e-ticaret girişimleri ya da işinizin tanıtımı, reklamı, promosyonu, internet sitesi ve benzeri gibi açılımlar, sosyal medya ile ilgili faaliyetler, tüm bunları da aslında bu yıl hayata geçirebilirsiniz ve bunların sonuçlarını Mayıs'tan itibaren hani işinizde, kariyerinizde bir büyüme, bir daha fazla güven duyma, daha bereketli bir süreç olarak da değerlendirebilirsiniz. Sevgili aslanlar, bu yıl Plüto Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Jenerasyon gezegenimizin burç değiştirmesi toplumsal anlamda da çok önemli tabii ki. 284 yıllık bir döngüsü var Plüto'nun ve Kova burcundaki hareketi 2044'e kadar devam edecek. Bu yıl Haziran'ın 11'ine kadar Plüto 0 derece Kova burcunda olacak, ilk derecelerinde olacak. Esas 2024'ün ocağından itibaren buradaki yolculuğunu sürdürecek. Ama tabii bu ilk geçiş de önemli. Dünya üzerinde toplumsal, finansal yapılarda, kültürel yapılarda ve özellikle ekonomi olsun, işte bilim ve teknoloji ile ilgili alanlarda olsun güçlü bir değişimi tetikleyebilir. Mayıs ayında çok önemli görüyorum. Burada Jüpiter'in Boğa burcuna geçişiyle beraber Plüto-Jüpiter arasında 16-17 Mayıs itibariyle kare açı etkinleşiyor. 20 Mayıs'tan itibaren Aslan burcuna geçen Mars'ın da bu açıya katılmasıyla beraber sabit burçlarda güçlü bir kare açı olacak. Siz de bir sabit burçsunuz tabii ki. Bu o yüzden biraz daha önemli sizin için. Mayıs ayında iş konularında olsun, kariyerde, ilişkilerde olsun bazı baskılar hissedebilirsiniz. Sizin dışınızda gelişen koşullarda olabilir tabii ki bunlar. Hani ekonomik anlamda olabilir, belki toplumsal alanda olabilir. Buralardaki baskılara karşı daha sakin, sağduyulu olmak lazım. Hani bir yanda karşınıza çıkacak bir kişinin ya da bir işbirliği fırsatı ya da ilişkilerinizle ilgili özellikle Plüto'nun karşıt burcunuza geçmesi ilişkilerle, işbirlikleriyle ilgili konularda daha fazla dönüşüm fırsatı getiriyor. Ancak bu baskılar şeklinde ya da abartılı, hırslı beklentiler şeklinde olabilir. Bunları iyi yönetmek lazım. Şu anda da belki çok önemli kararlar vermemek lazım. Özellikle bu Mayıs ayı içerisindeki etkilerle beraber. Sizin dışınızda gelişebilecek konuların, hani sizin kariyerinize de bazı baskıları olabilir. Özellikle bu alanlarda da içinde bulunduğunuz durumları daha sağlıklı değerlendirmenizde fayda var. Çünkü Mars da burcunuzda olacak ayın 20 Mayıs'tan itibaren. Bu sizi daha fevri, daha tahammülsüz, daha hırslı yapabilir. Bunu iyi kontrol etmek gerekiyor. Evet, tutulmalarımız Koç Terazi'de devam edecek ve bu yıl Eylül-Ekim ayında da Koç Terazi tutulmalarımız ve Boğa burcundaki ay tutulmamız 28 Ekim'de meydana gelecek. Bunlar tabii sizin işiniz, kariyeriniz, ev, yuva alanlarınız, yerleşim alanlarınız aslında bunlar 2022'den beri şekillendi. Birçoklarınız taşındı mesela. Ev aldı, yer değiştirdi. İşte iş ortamınızda, çalışma ortamınızda değişimler olmuş olabilir. İşte evlilikler, ayrılıklar, bunun gibi konular hayatınızda yine şekillendirici oldu. Bu yıl da devam ediyor. Hani eğer 2022'de yaşamadıysanız bu değişiklikleri bu yıl yaşayabilirsiniz. Veya yaşadıysanız bununla ilgili artık süreçlerde tamamlanma aşamasında olacak. Ve Terazi burcundaki güneş tutulması Ekim ayında yaşayacağımız yakın çevre konularınızla ilgili alanlarda yine bir çevresel değişim getirebilir. Bununla beraber kardeşlerle ilgili temalar da artık önemli hale gelmeye başlıyor. Eğitim ve iletişimle ilgili konularda da kendinizi geliştirme anlamında, yeni bilgiler öğrenme anlamında bazı girişimler içerisinde bulunabilirsiniz. İş kurma ve ticari girişimlerinizi de desteklemeye başlıyor gökyüzünün pozisyonu. Gerek Jüpiter'in Boğa burcundaki pozisyonu, gerek Koç Terazi aksındaki tutulmalarla beraber eğitim, iş konuları, ticari girişimleriniz, işle ilgili, eğitimle ilgili bazı seyahatleriniz, yakın çevre, kardeşler, akrabalar, sizin ya da eşinizin yakınları ve onlarla ilgili bazı yapılanmalar ya da bunlarla ilgili etkiler de hayatınızda belirleyici olabilir. Bu tesirleri daha fazla almaya başlayabilirsiniz. Sevgili aslanlar, bu yıl 23 Temmuz'da 4 Eylül arası Venüs burcunuzda, Aslan burcunda gerileme
sürecinde olacak, retro harekette olacak. Bu döneme özellikle biraz daha temkinli yaklaşın. Aslında kendinizi değer konusunda, öz değer konusunda sorgulayacağınız bir dönem. Yani bir ilişki içerisinde gerekli sevgiyi, saygıyı görüyor musunuz? Ya da işte bir ilişkiden beklentileriniz nedir? Sevgi alışverişlerindeki dengeyi korumak isteyeceğiniz ya da dengesizlikler varsa buralardaki etkilerin daha fazla öne çıkabileceği bir dönem. Bunlara dikkat etmek lazım. Parasal konularda, finans konularında önemli hareketlerde bulunmamakta fayda var. Yani borçlanma konularına, yatırım konularına özellikle Venüs gerilemesi döneminde dikkat edin. Tabii ki ilişkilerle de ilgili önemli kararlar vermemek lazım ama bazı karmik ilişki dinamikleri hareketlenebilir. Bu da daha özel bir etki tabii ki. Hani evlenmek için, anlaşmalar, sözleşmeler için çok önermeyiz Venüs gerilemelerini ve tabii ki estetik, güzellik gibi alanlarda da daha temkinli olmakta, dikkatli olmakta fayda var bu dönemde. Bu yıl büyük öğretmen Satürn de burç değiştiriyor. Kova burcundan ayrılacak. 7 Mart itibariyle Balık burcuna geçecek. 2026'ya kadar Satürn Balık burcunda olacak. Bu dönemde sizin ilişki evinizden ayrılacağı için biraz hani ilişkilerde eş partner konuları, işbirlikleri konuları, hani buralarda Satürn artık 7 Mart'tan itibaren bir rahatlık getirecek ama 8. evinize gelecek. Bu da diyor ki para konularında temkinli olun. Yani 2026'ya kadar işte sizi birkaç yıllık bir borçlanma durumuna sokabilir. Belki bir kredi alabilirsiniz. Yani bununla da bağlantılı olarak harcamalarınızda, finans konularında bir disiplin altına girmeniz gerekebilir. İşte evlilik ve ayrılıkla bağlantılı olarak ya da işbirlikleriyle bağlantılı olarak yine hisseli paralar alanınızda bazı yapılandırmalar olabilir. Her durumda aslında para konularına temkinli yaklaşmanız gereken, daha hesaplı olmanız gereken bir dönem. Eşinizin kaynakları zaman zaman azalabilir. Kısıtlanmalar olabilir. Bu da genel olarak sizin hani kendi çalışmalarınız dışında size destek olacak dışarıdan gelen bazı kaynaklar konusunda bir sıkıntı yaratabilir. Emeklilik gibi hani uzun vadeli yapılandırmalar, sigorta gibi konularda bazı etkiler olabilir. Bu 3 yıllık süreç içerisinde bu konularda da yapılanmalar içerisinde olabilirsiniz. Önemli kararlar verebilirsiniz. Düşünerek harcamanız gerekiyor. Muhasebe işlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki muhasebe gibi finansal alanlarda hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerde de dikkatli olmanız gerekir. Belki bu ilişkilerinizi bir gözden geçirip değişim de yaşayabilirsiniz. Bununla beraber harcama kalemlerinizde bazı yenilikler olabilir. İşte belki yeni bir sigorta oluşumuna başlatacaksınız hayatınızda. Sağlıkla da ilgili yapılanmalar olabilir bu dönemde. Ama borçlanmaya, paranızı harcarken, kredi alırken daha temkinli, daha sorumlu davranmaya lütfen özen gösterin sevgili aslanlar. Evet, yılın geneline şöyle bir bakarsak, bu yıl ev, yuva konuları, kariyerinizdeki yapılandırmalar devam ediyor. 2022 yılından devam eden etkiler. Ama bu yıl yeni şeyler öğrenmek için, daha fazla seyahat etmek için, akademik başarılar için çok şanslı bir yıl. Bu alanlardaki fırsatları daha iyi değerlendirebilirsiniz. Aile ve yuva konularında gelişmeler devam ediyor. Kardeşler ve yakın çevre, akraba ilişkilerinizde de önemli açılımlar olabilir. Yılın geneline baktığımızda zaman zaman evet kardeşlerle ilgili biraz sorumluluklarınız da olabilir ama yakın çevrenizde olup bitenler sizin hayatınızda önemli hale gelecek ve para konularında sorumlu olmanız lazım. Bir borçlanma konusu olabilir. Hani bir yatırımla bağlantılı olarak ama kredi konularına, işte borçlanma konularına, sigorta gibi konulara ya da hisseli paralar alanındaki paylaşımlara özellikle daha temkinli, daha sorumlu, daha disiplinli yaklaşmakta yıl genelinde fayda var sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim. Hoşça kalın.